kasına ilgili bir şekilde veren hastalığından bahsedeceğim. Tüberküloz bir mikrop tarafından yapılan bulaşıcı bir hastalıktır. Ve mikrobakterinin tüberküloz izlediğimiz mikrobun insanlarda, değişik organlarda tüm organları tutabilecek ve son derece bulaşıcı, tedavi edilmediğinde de ölümle sonuçlanabilecek bir hastalıktır. Tüberküloz hakikaten günümüzde önemli bir sağlık sorunudur. Küreselleşen dünyada sadece ülkemizde değil, tüm dünyada önemli bir halk sağlığı olarak bu sorun devam etmektedir. Niçin yeniden tüberküloz gündeme geldi? Çünkü sağlık politikalarında artık tüberküloza yeterince önem verilmiyor. 1950'li yıllarda ülkemizde verem savaş dispanserlerinde ciddi bir verem ve savaş yapılmıştı. Sonrasında bu oran çok düştüğü için artık tüberküloz ortadan kalkmış gibi bir algı oluştu. Ama kesinlikle öyle değil. Çünkü günümüzde olan savaşlar, göçler, sosyoekonomik faktörler, fakirleşen, aç olan dünyada bir takım tedavi edemediğimiz, kontrol edemediğimiz diğer enfeksiyon hastalıkları, AIDS gibi bunların yayılmasıyla birlikte tüberküloz gelişmiş ülkelerde dahi artık tekrar görülmeye başlandı. 2015 yılı verilerine göre bir takım sayılar vermemiz gerekirse Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı verilerde 10 milyon civarında tüberküloz görülmüş ve bunlardan yaklaşık 1.8 yani 2 milyona yakın insan tüberküloz nedeniyle hayatını kaybetmiş. Tüberküloz dediğimizde sadece hasta olanları düşünmemek lazım. Tüberküloz çok farklı bir mikrop. Bunun özelliklerini ilerleyen dakikalarda daha ayrıntılı anlatacağım. Biz tüberkülozu vücudumuza aldığımızda hemen hasta olmuyoruz. Herkes hasta olmuyor. Bir taşıyıcı durum var. Yani veren mikrobu, tüberkülozu vücudumuza girdiğinde biz enfekte oluyoruz. Dünya nüfusunun 3'te 1'i, yani bu 2 milyar kadar bir sayıya tekabül ediyor. Bu mikropla enfekte. Bu basitle enfekte durumdayız. Ve bu insanların %10'u 2 yıl içerisinde bir şekilde aktif hastalığa yakalanıp bu hastalıktan zarar görecekler. Son zamanlarda ilaç kullanımlarıyla ilgili oluşan dirençlerle birlikte tedavisi çok daha güçleşen, çok ilacı dirençli tüberküloz vakaları da görülmekte. Şimdi dünyaya şöyle bir baktığımızda şu koyu renk olan kısımlarda, koyu yeşil olan kısımlarda tüberküloz insidansının çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. 100 binde 300'ü üzerinde. Türkiye nerelerde? Bakın Türkiye şu noktada. 2015 verisine göre Türkiye'de tüberküloz insidansı 100 binde 18. Dünya sıralamasına baktığımızda Türkiye 6. sıralarda gözüküyor. İnsidans olarak dediğim gibi 100 binde 18 ve bu hastaların 100 binde 0.96'sı mortal seyrediyor. Yani ölümle sonuçlanıyor. Peki bu hastaların ne kadarı yeni vaka, ne kadarı önceden tüberküloz geçirip de tekrar tüberküloz hastalığı ortaya çıkan vakalar? Ve biz bu vakaların ne kadarını tedavi ediyoruz? Tüberküloz tedavisi açısından son 10 yılda benim de içinde bulunduğum bu süreç içerisinde doğrudan gözetimi tedaviyle tüberkülozda yüksek başarılar elde etmeye başladık. Bu hastaların %87'sini biz tam olarak tedavi edebiliyoruz yeni vakaların. Daha önceden tüberküloz geçirmiş tekrar yükselen hastaların ise %50'sini tedavi edebiliyoruz. Şimdi 1990'dan günümüze 2015'e gelene kadar tüberküloz AIDS'ine şöyle baktığımızda giderek azaldığını görüyoruz. Bizim akıllı politikalarımızla bu tüberküloz azalıyor ama baktığımızda gene 100 binde görüyorsunuz 25 civarından 100 binde 10 binler civarına kadar düşmüş. Bunu toplam sayı vermemiz gerekirse 2015 yılında 13 bine yakın hasta tespit etmiş. Bu hastalar yeni oldu dediğimiz ilk kez tüberkülozla karşılaşıp hasta olan vakalar bunlar %92. NÜKS dediğimiz vakalar ise %8. Erkeklerde %56 oranında, kadınlarda bir miktar daha fazla gözüküyor. Sandığınız gibi sadece akciğeri tutan bir hastalık değil. Pek çok organı tutabiliyor. %64 oranında akciğer tüberkülozu olmuş, %36 akciğer dışı tüberküloz şeklinde biz bunu görmüşüz. Ülkemizde bölgelere göre dağılıma baktığımızda en yüksek Marmara bölgesinde görüyoruz. Çok fazla göç aldığı için
büyük ihtimalle. Pek çok yerden, göçlerden sonra böyle bir durum var. Sonrasında onu takip eden Karadeniz, Ege bölgesi. Bunları şöyle haritayla gösterdiğinizde bakın gözünüzde daha netleşiyor. Beyaz olanlar artık bunlar çok daha en nadir görülen bölgelerimiz. Tüberküloz basili ilk kez 1882'de bulundu. Yani bu hastalık o zamandan beri olan bir hastalık. Yani basil Robert Koch tarafından gösterildi ve biz bu basili mikroskopta çok rahatlıkla görebiliyoruz boyaya. Yani hastanın balgamını alıp boyayı mikroskopta 200 saat içerisinde bu balgamın varlığını, yani mikrobakterin tüberkülozun varlığını gösterebiliyoruz. Bu hastalıkla bizim ilk karşılaşmamız, basille karşılaşmamız hava yoluyla oldu. Ve kişi aktif olan, yani tüberküloz basilini taşıyan kişi ve bulaştıran kişi ilk kez öksürdüğünde 3500 kadar damlacık çekirdeği dediğimiz küçük tükürük gibi düşünün. Bunlar 1 mikron, 1-5 mikron arasında. Bunun içinde en az 3 tane basil var. İlk kez öksürükle 3500 kadar partikül ortaya çıkabiliyor. Bu öksürme dışında konuşmayla, hapşırmayla bulaştırıcı olan hastalardan sağlıklı olan kişilere geliyor. Şimdi konuşmayla bu 210 partikül, öksürmeyle 3500, bakın en fazla 1 milyona kadar artan hapşırık, en fazla bulaş bu şekilde oluyor. Ve bulunduğumuz ortamda bir kişi ortama basil saçtığında bu basit 3 saat boyunca %70'i havada asılı olarak kalıyor. Bu süre içerisinde biz bunu alabiliyoruz. 6 saatte ise bunun %50'si havada kalabiliyor. %30'u 9 saat havada kalabiliyor. Bir bulaştırıcı hasta çevresindeki 20 kişiye bu basili aktarabiliyor. Kişi basili alıyor, basille karşılaşmış oluyor ama henüz hasta değil. Biz bu dönemde PPD dediğimiz bir test var. Nasıl yapıldığını sonra size anlatacağım. Tüberkülozun vücudumuza basilin girip girmediğini anladığımız bir test. Ve bu 20 enfekte bireyiz PPD yaparak tespit edebiliyoruz. Ve bu 20 bireyin %10'u yani ikisi 2 yıl içerisinde hasta oluyor. Ve bunun şöyle nasıl yayıldığını düşünün. Bir bulaştırıcı hasta 20 kişiyi enfekte ediyor. Ve bu 20 kişiden ikisi de 2 yıl içerisinde hasta oluyor. Ve ilk aldığımızda vücudumuzda akciğerlerde bir şekilde bu basit yerleşiyor. Orada bir yer yapıyor. Daha sonrasında latent dediğimiz uyuyan enfeksiyon türü oluyor. Orada kalıyor ama herhangi bir durumda hangi durumlar olduğunu yine anlatacağım. Vücut direncimizin düştüğü durumlarda tekrar enfekte oluyor. Akciğerde de diğer organlarda oluşturabiliyor bir takım özellikler. Şimdi en çok bizim bildiğimiz akciğeri tutuyor diye düşünüyoruz ama akciğer dışında pek çok organ tutabiliyor. Akciğeri, akciğer zarını, onun dışında kemiği, üreme organlarını, gastrointestinal sistemi bunları tutabiliyor. Yüzde olarak bakarsak %65 oranında en fazla akciğer tutuyor. Akciğer tutulumlarının %50'si tümde baktığımızda yayma pozitif. Yani burada kırmızıyla gösterdiğimiz bu grup aslında bulaştırıcı olan grup. Diğer organ tüberkülozlarında böyle bir bulaşma durumu söz konusu değil. Bunu tekrar etmek istiyorum. Bir hasta bize bulaştırdığında ancak bunun %5'inde ilk başta aktif hastalık oluyor. Biz bu basili alıyoruz ve latent tüberküloz diye uyuyan basili olarak vücudumuza taşıyoruz. 2 yıl içerisinde değişik nedenlerle hasta olabiliyoruz. Şimdi bu basili alan kişilerden kimler daha fazla aktif tüberküloz yaşayabilir? AIDS dediğimiz, AIDS'i oluşturan HIV enfeksiyonu olan kişiler. 5 yaş altındaki çocuklar, bebekler olabilir. Bir şekilde bağışıklığı baskılanmış kişiler. Bunlar kanser hastaları olabilir. Çok yüksek dozda kortizon kullanımı gerektiren kişiler olabilir. Ve organ nakli olmuş hastalar olabilir. Artık günümüzde o kadar çok organ nakli yapılıyor ki ama bu hastalarla birlikte tüberkülozun tekrar ortaya çıktığında biz görüyoruz. Ve bir şekilde şeker hastalığı olanlar, kronik böbrek yetmezliği olanlar, lenfoma, lösemi gibi kan hastalıkları olanlar, ciddi bağırsak ve mide ameliyatı olan kişiler ve ideal vücut ağırlığının %10'unu kaybetmiş olan
kişiler, sigara içenler, ilaç bağımlılığı olanlar, alkol kullanan kişiler, bunlar risk grubunda. Yani basili aldıktan sonra hasta olma ihtimali en yüksek olan grup. AIDS'li hastalarda bu çok çok yüksek, 170 kat risk artıyor bunlar. Diyabeti olan kişilerde %3 ila %16. Onun için insanlar kronik böbrek yetmezliği varsa, diyabeti varsa, doktorun her şeyden önce tüberküloz enfeksiyonunun aklına gelmesi gerekiyor. Bizim bulaşıcılığımızı etkileyen durum nedir? Karşıdaki bulaştıran kişinin ortaya saçtığı basil miktarı. İşte hapşırıyor mu, öksürüyor mu, ne kadar fazla basil varsa daha fazla. Semptomatik bir hasta olması gerekir ve tedavi olmamış olması gerekir. Ortamdaki basil yoğunluğunu biz nasıl azaltacağız? Güneş ultraviyole çok önemli. Eskiden söylenen sözler hala geçerli. Güneş girmesi çok çok önemli. Odanın tüberküloz açısından havalandırılması gerekir. Aslında hastanelerde negatif basınçlı havalandırma sistemleri kullanılması lazım. Yani aynı havanın sirkülasyonu değil de negatif basınçlı oradaki hava alınıp temiz hava verilmesi gerekiyor. Bu havalandırma sistemi olmayan hastanelerde zaten tüberküloz hastalarını biz hiçbir şekilde yatırmıyoruz. Onun için biz çalışırken odamızın açık olması gerekiyor. Uydur hastalarla karşılaştığımızda ve bir şekilde güneş alıyor olması gerekiyor. Yani 9 saat içerisinde alabildiğini söyledik. Ve ne kadar uzun süre temas edersek bu kişide risk o kadar fazla artıyor. Bu şekil çok 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 önemli. Bulaşmayı bize gösteren suya düşen taş prensibi. Bakın, kaynak vaka tamamen ortada. En çok riskli olan kişiler şu ilk halkanın içindeki aile bireyler. Sonrasında akraba ve arkadaşlar. Ve rastlantısal bir şekilde bir yerde, işte otobüste, sinemada karşımıza çıkan kişiler de ise ihtimal daha da azalıyor. Şimdi tüberküloz düşünmek için hastanın şikayetleri tabii ki önemli, yakınmaları. Ancak doktorun aklına gelmesi gerekiyor. Ve biz hastaya tüberküloz riskini artıracak durumların olup olmadığını öğrenmek istiyoruz ve mutlaka çevresinde yakında tüberküloz olan kimse var mı? Ya da bu kişi daha önceden tüberküloz geçirdi mi? Bunları bilmemiz gerekiyor. Çünkü toplum sağlığı açısından tüberküloz hastalarını tespit edip bunların temaslarını bulup %100 tedavi edersek ancak sonuçta başarılı olabiliriz. Hasta bize ne tür şikayetlerle gelir? Bakın bu şikayetlerin çoğu başka bir sürü hastalıkta olabilir. Öksürük, balgam, balgamda kan tükürme, nefes darlığı, göğüs ağrısı. Daha genel semptomlar, yani depresyondaki bir kişide bile olabilecek şeyler. Kilo kaybı, halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, ateş, gece terlemesi olabilir. Ama hiçbiri bu semptomların, işte bu tüberkülozu kesin gösterir, şu olan tüberkülozdur diyemeyiz. Ve bu seyir son derece yavaş başlar, yavaş ilerler ve sinsidir. Bütün hastalıkları taklit edebilecek bir yapısı vardır. Hastayı biz muayene ettiğimizde muayenesi tamamen normal olabilir. Muayene normal olduğunda tüberküloz değildir diyemeyiz. Doktorun şüphelenebilmesi için 2-3 haftaya geçen öksürüğü varsa, biz bir tedavi verdiysek ama bundan yanıt alamadıysak, hastanın ateşi, gece terlemesi, kilo kaybı sürüyorsa, balgamla kan tükürmesi varsa yapacağımız tepki artık mutlaka balgam incelemesi olmalıdır. Çektiğimiz filmle tüberküloz vardır ya da yoktur. Tüberküloz aktiftir. Yani eskiden geçirmiş tüberkülozun şu an aktif olup olmadığını, yeni mi eski mi olduğunu bunu biz akciğer grafisiyle göremeyiz. Ve dediğim gibi tek başına hiçbir zaman akciğer grafisiyle tüberküloz tanısı konulmaz. Burada bir takım tüberküloz lezyonlarını size göstermek istiyorum. Daha çok filmde akciğerin üst kısımlarını, apex dediğimiz şu tepe kısımlarını seviyor. Çünkü burası en çok havalanan kısımlar ve tüberküloz basilinin yaşayabilmesi için daha fazla oksijene ihtiyaç var. Bunlar mesela şu an bu hasta yeni tüberküloz mu ya da geçirmiş izini kalmış, bunu ayırt etmek mümkün değildir. Toplumumuzda çok fazla bazen akciğerlerin tepe kısımlarında olduğu için bu kadar net akciğer grafisinde de görünmez. Bir şekilde bir nedenle hastaya biz tomografi çektiğimizde akciğerin tepe kısımlarında bu izleri görürüz ama kişi bunu geçirdiğini bilmez bile.
Tüberkülozu biz kesin tanıyı mutlaka basili göstererek koyabiliyoruz. Basili göstermemiz gerekiyor. O nedenle mutlaka balgam örneği alınmamız lazım. Ve bu balgam örneğini ne kadar çok alırsak tanı koyma oranımızı da o kadar fazla yükseltiyoruz. Hastaları sabah aç karına balgam vermeyi istiyoruz. Bu balgamı önce yayma yapıyoruz. Dediğim gibi boyuyoruz, boyadıktan sonra mikroskopta basillere bakıyoruz. Eğer kişi %90 bulaştırıcılığı olan kişilerde basil saçıyorsa biz bunları %90 balgamda gösterebiliyoruz. Ve yani 1-2 saat içerisinde, 1 gün içerisinde hastanın bulaştırıcı tüberküloz olduğunu söyleyebiliyoruz. Ama bazen basil sayısı az olabilir. Ne yapacağız? Bunu kültüre ekiyoruz. Kültürde en erken 20 günde vakti, kültürde en geç de 45 günde ürer. Yani bir tane bir basil olsa kültüre ektiğimizde bunu atlama şansımız yok. Ancak o negatif geldiğinde, yani üreme olmazsa tüberküloz değildir diyebiliriz. Şimdi hasta balgam çıkarmayabilir. O zaman ne yapacağız? Bir şekilde çocuklarda balgam çıkarmazlar, balgamlarını yutarlar. Bunlar da açlık mide suyu alıp orada gösterebiliriz. Onun dışında balgam çıkarmayan kişilerde bronkoskopi yapıp akciğerden yıkama suyu alıp bunu hem yaymaya hem de kültüre göndeririz. Dediğim gibi kültür kesin tanıyı koyduruyor bize. Bu kültürlerin takip edilmesi gerekiyor. Bir de tüberkülin testinden bahsetmiştim. Bu kişinin aktif hastalığı olduğunu göstermiyor ama bir şekilde bizim tüberküloz basiliyle karşılaşmadığımızı gösteriyor. Daha önce BCG aşısı yapılmış kişilerde de bu pozitif olabilir. Bu artık verem savaş dispanserlerinde yapılıyor. Bunun için solüsyon bize vermiyor Sağlık Bakanlığı. Biz temaslı olsun ya da riskli hastalar olsun bunları verem savaş dispanserlerine gönderiyoruz. PPT dediğimiz bir test yapılıyor. Bu test ön solunum iç yüzüne solüsyon zerk ediliyor. 72 saat sonra bunu okuyoruz. Oradaki yaptığı şişkinlik, kızarıklığa bakıyoruz. Ve burada çıkan bir takım değerlere göre bu kişinin aşıdan dolayı mı böyle olduğu, yoksa aşı haricinde de basille defalarca tekrar karşılaşmadığını buradan çıkan sayılara göre işte pozitif, negatif, şu kadar santim, bu kadar santim diye ölçerek bunlar hakkında bizim bir fikrimiz oluyor. İşin en önemli kısmı tüberkülozun tedavisi. Tanıyı koydun, nasıl tedavi edeceksin? Burada amacımız kür sağlamak dediğimiz tamamen kişiyi iyileştirmektir. Ve buna bağlı ölümleri, hastalarda yapabileceği zararı, hasarı önlememiz gerekiyor. Bir de tüberküloza yeter tedavi vermediğimizde nüksler olabiliyor, tekrarlayabiliyor. Onun için çok doğru, düzgün bir tedavi vermemiz gerek. Ancak bu şekilde toplumda tüberkülozun yayılmasını önleyebiliriz. Son günlerde, son yıllarda bizim başımızdaki en büyükler çok ilacı dirençli tüberküloz. Yani kullandığımız standart ilaçlarımız var. Bunların düzensiz ve yanlış kullanımına bağlı gerek hasta, gerek doktor açısından yapılan hatalar sonucunda kullandığımız ilaçlara direnç gelişiyor ve tedavi süreçlerini çok olumsuz etkileyebiliyor. Tedavide biz hastaları düzenli tedavi edersek %99'a kadar tedavi var. Yani tamamen iyileşme sağlıyoruz. Ama hastaları tedavi edemezsek bulaşıcılıkla birlikte hastalık artabiliyor. Onun için birden fazla ilaç kullanıyoruz. Çok uzun süre kullanıyoruz. Bu ilaçların düzenli bir şekilde yeterli sürede kullanılması gerekiyor. Bulaşıcı bir, bulaştıran bir tüberküloz hastasına biz bu ilaçları başladıktan 3 hafta sonra bulaşıcılık ortadan kalkar. Onun için bu 3 hafta önemlidir. Sonrasında bulaşıcılık kalmaz. Pek çok grup ilaçlar var. Bunlar isimlerini tek tek söylemeyeceğim. Ama şu birinci ve ikinci grup bizim için majör ilaçlar dediğimiz çok çok önemli. Bu ilaçların hiçbir şekilde başka hastalıklarda kullanılmaması gerekiyor. O nedenle artık Sağlık Bakanlığı bunları reçete edip yazılmasına izin vermiyor. Veren savaş dispanserleri bu ilaçları kullanıyor. Bunları çünkü bizim çok iyi şekilde korumamız gerekiyor. Bu ilaçları yüksek dozlarda alıyoruz biz. Ve hepsini sabah aç karına bir seferde almamız gerekiyor. Ve hasta 10-15 civarında ilacı almak durumunda. Ve ilk başladığımız, tedaviye başladığımız ilk 2 ayda vücuttaki akciğer tüberkülozu yoğun basil yükünü
tamamen ortadan kaldırmak için yoğun bir tedavi başlıyoruz. Daha sonrasında bu iki aydan sonraki süreçte tüberküloz tekrar etmesin, uyuyan basil dediğimiz sonradan hastalık yapabilecek basilleri ortadan kaldırmak için biz bu tedaviyi veriyoruz. Tabii bunda ne kadar başarılı oluyoruz? Bunu da kontrol etmek için hastanın balgamına bakıyoruz. Kullandığımız ilaçlar şu şekilde, yani en basit yeni olgularında sabah aldığımız ilaç sayısı bu kadar. Şu kırmızı kapsüller meşhur rifampisin. Hasta işte küçük beyaz, büyük beyaz diye bunları bilirler. Şimdi bunları biz artık doğrudan gözetimli tedavide poşetler halinde hastaya veriyoruz. Bazen hasta direnç olduğunda ilaç sayıları şuradaki gibi çok fazla artabilir. Yeni olgularda ilk defa tüberküloz basiliyle karşılaştı ve tanı kondu, balgamında müsbet bulundu. Biz bu hastaya 4 ilaçla ilk 2 ay tedavi veriyoruz. Daha sonra geri kalan 4 ayda 2 ilaç vererek toplam 6 aylık bir tedavimiz var. Ve bu 6 aylık tedaviyle hastayı %99 tedavi edebiliyoruz. Kişi daha önce tüberküloz geçirmiş, nüksetmiş, tekrarlamış. Bu hastaya biraz daha farklı yaklaşıyoruz. İlaçlarımızın sayısı artıyor, vereceğimiz süre artıyor. 5 ilaçla tedaviye başlıyoruz. 3 ayda böyle bir hücum tedavisi uyguluyoruz. Geri kalan 5 ayda da daha düşük doz ilaçla toplam 8-9 aylık bir tedaviyle ancak %99 tedavi edebiliyoruz. Biz bu hastaları bakteriyolojik olarak, yani balgamlarındaki mikroba göre değerlendiriyoruz. Tamamen balgamdan mikrobun kaybolmuş olması gerekiyor. Belli aralıklarla bunu tekrar bakıyoruz. Şimdi bazı hastalarda balgam negatifleşebilir. Hala biz balgamda mikrop görebiliriz. Bunlar bizim yaşadığımız dönemlerde de çok sık karşımıza çıktı. Hasta ilacını düzenli almıyorsa, ilaç sayıları eksikse, uyum sağlayamıyorsa, bazen de ilaca direnç söz konusuysa, bu sefer hastalar bu basilleri çıkarmaya devam ediyorlar. Biz tedavinin sonunda da eğer balgamda bu mikrobu görüyorsak, diyoruz ki başarısızız, biz bu hastayı tedavi edemiyoruz diyoruz. Bütün hastaları, tüberküloz hastalarını yatırmamız gerekir mi? Yatırmamız gerekmez. 2-3 hafta sonra zaten bulaşıcılık tamamen geçtiği için asıl önemli olan tanı konmadan önce bulaştırıcı dönem. Asıl bulaştırıcı bu zamanda oluyor. Sonrasında hastayı biz evde uygun şartlarda tedavi edebiliriz. Ama uyumsuz hastalar vardır, ilacı içmeyeceğini biliyoruzdur. Bazen daha önceden ilaç kullanmış ama başarısız olmuş, bu hastaları yatırabiliyoruz. Genel durum çok bozuk hastalar olabilir. Bazen ciddi kan tükürmeler olur, hayati risk vardır, bunları yatırmamız gerekebilir. Bazen kullandığımız ilaçlara karşı alerji gelişebilir. Bu reaksiyonları kontrol etmek için hastaları yatırabiliriz. Bu ilaçlar iki açıdan çok önemli. Biri sonraki nüksleri önlemek için, biri de basil yükünü tamamen ortadan kaldırmak için önemli. Bu ilaçların pek çok yan etkileri var. Hastaya bu yan etkileri anlatmak gerekir. Eğer anlatmazsanız hasta yan etkilerinden dolayı ilacı kesebilir. Mesela en basit rifampisin dediğimiz, biraz önce gösterdiğim kırmızı kapsül, ilacı kırmızıya boyar. Hastanın telini kırmızıya boyar. Hasta bunu gördüğünde endişe edilir. Pek çoğu karaciğer ve böbreğe etkili ilaçlardır. Ama bu yan etkilerinden dolayı biz bu ilaçları kesmiyoruz. Belli bir oranda kullanmamız gerekiyor. Şimdi tüberküloz basili ilk 1882'de bulunmaydı. Ve ilk ilaç 1944 yılında bulundu. Ve bu 4 majör ilacımızdan en önemlisi olan ve tedavi süresini düşüren, tedavi şansını oranını yükselten rifampisin dediğimiz en majör ilacımız 1976'da bulundu. Ve o zamandan bu zamana kadar yeni bir tüberküloz ilacı yok. Onun için bu ilaçları çok iyi bir şekilde korumamız gerekiyor. Kullandığımız iki majör ilaç, rifampisin ve zoniazid dediğimiz ilaçlar, bunlara direnç gelişirse artık çok ilaca dirençli tüberküloz hastalığından bahsetmemiz gerekiyor. Bu sefer elimizdeki o 4 ilacı kullanamıyoruz. Direkt kullandığımız ilaç sayısı 8'e 10'a çıkabiliyor ve biz bu hastaların ancak %60'ını tedavi edebiliyoruz.
ve tedavi süresi otomatikman 24 aya çıkıyor. Onun için bu iki ilaç bizim için çok çok önemli. Bir de şöyle bir durum var. Çok ilaç dirençli tüberkülozu olan bir hastadan siz basil kaptığınızda bu sefer o 4 ilaç size yetmiyor. Dirençli basille enfekte olunca, hasta olunca direkt tedavimiz 2 yıl, 8-10 ilaç ve artık bu tedavisizliğe giden bir tüberküloz durumu olabiliyor. Burada bunu önlemek için biz ne yapıyoruz? Doğrudan gözetimli tedavi. Dünyada buna DOPS deniyor. Tüberküloz zaten bulaşıcı ve bildirimi zorunlu bir hastalıktır. Yasal olarak da bunu bildirmek zorundayız. Biz hastanede tanı koyduğumuzda bunu İl Sağlık Müdürlüğü'ne bir şekilde bildiriyoruz. Hastanın tedavisi kontrol ediliyor devlet tarafından, hem de temaslıları takip ediyor. Yani bütün temaslı kişiler veya savaş dispanserine çağrılıyor, filmleri çekiliyor, çekimleri yapılıyor ve bunlardan riskli grupta olanlara koruyucu ilaç tedavisi, profilaksis dol dediğimiz izoniazide 6 aylık bir tedavi uygulanması gerekiyor. Mesela küçük çocuklar, yaşlılar, evde vücut direnci düşük hastalar varsa temaslı bunların takibi gerekiyor. Şimdi biz bu hastalara bu ilaçları günlük olarak veriyoruz dispanserlerden. Hasta her gün dispansere gidiyor. Orada bir hemşire vereceği ilacı tek tek hastaya içiliyor, içtiğini görüyor ve hasta oraya imza atıyor. Bu 6 ay süreyle devam ediyor. Ve ülkemizdeki bu uygulama son 15-20 yıldır yapılmakta ve o nedenle tüberküloz tedavisi oranlarını düşürmeye çalışıyoruz. Biz buna doğrudan gözetimli tedavi diyoruz. Çünkü hasta bir ay kullandığında ilaçını zaten iyi hissediyor kendini. Semptomları tamamen geçiyor ve niçin ilaç kullandığını anlamıyor. Ben artık iyileştim, ilaç kullanmak istemiyorum diyor. Bir de tabii dediğim gibi ilaçların hepsini sabah tok karına, yani aç karına aldığınız için tok bile alamıyorsunuz. 10-15 tane ilaç. Onun için hastalar çok zorlanıyor. Yani düşünün, bir haftalık antibiyotik bile düzenli kullanamıyor pek çok hasta. Bu ilaçları uzun süre kullanabilmek hakikaten çok zor. Hatta klinikte yatırdığımız halde bu ilaçları düzenli kullanmayan, yatağın altına saklayan hastalar bile vardı. Onun için aynı psikiyatri aslında gibi bu hastalara ilaçları direkt bir şekilde vermeniz gerekiyor. Onun için mutlaka 6 aylık tedavisini tamamlamamız gerekiyor. Hasta ilaçları düzenli kullanmazsa da tabii ki direnç gelişiyor. Bu sefer bizim tedavi edemeyeceğimiz ciddi kronik sorunlu hastalar ortaya çıkıyor. Şimdi temas eden kişilerdeki durum nedir? Biz ne kadar endişe etmeliyiz? Biraz bundan bahsedelim. Bu aile içi bir enfeksiyon olduğu için uzun süre temas süresi lazım. Biz bir şekilde tüberküloz tanısı konulmuş kişileri, çevresindekileri temas muayenesine alıyoruz ve bunları takip ediyoruz. En önemli grup, yani en riskli grup ev içinde yaşayanlar, aynı evi paylaşanlar, bazen aynı iş yerini paylaşanlar olabilir. Bir de böyle mesela tutuk evleri, yurtlar, bakım evleri, toplu yaşanılan yerlerde bir takım derneklerde riskli gruplar var. Bunların temasları tespit etmek gerekiyor. Mesela bir otobüs yolculuğu, uçak yolculuğu, bunda biz ne kadar risk altındayız? Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre bulaştırıcı bir tüberküloz hastasıyla aynı uçağın içerisinde 8 saat bir uçak yolculuğu yaptığımızda biz temaslı, riskli kişi grubuna girebiliyoruz. Şimdi bu temaslı hastalar takip edildiğinde en fazla bulaşmanın ev içinde olduğu görülmüş. Yani ev içinde yaşayan insanların %20'si hakikaten tüberküloz bazıyla enfekte olmuşlar. Yakın arkadaşlarda bu oran %3-4. İş arkadaşları çok daha düşük. Ve bu teması olan kişilerden %41'inin bir şekilde bu basili aldığı, %6'sının da aktif bir şekilde hastalandığı görülmüş. Onun için bir tüberkülozu tespit ettiğimizde çevresine kimlere bulaştırabileceği, kimlere temas ettiği, bunların çok iyi belirlenmesi gerekiyor ki biz tedavi edebilelim. Peki biz nasıl korunacağız? Bunun aslında tek başına bireysel korunma çözüm değil. Toplumsal bir korunma lazım. Onun için yapılması gereken şey de sağlık otoritesinin hastaları bulması, tamamen tedavi etmesi, bulaştırıcı ortamdan çıkarılması.
Direnç tüberkülozlu hastalar hakikaten çok büyük sorun. Bunun için zamanında işte Heybeliada Sanatoryumu bir şekilde gündeme geldi. Hastalarını orada tutsak, bulaştırıcı olmasın gibi bir tür projeler sunuldu ama çok bunlar kabul görmedi. Kişisel korunmadan mutlaka BCG aşılarının yapılmış olması gerekiyor. Aşılama her türlü enfeksiyon hastalığında çok önemli ve temasların tespit edilip gereken kişilere ilaçla koruma yapılması gerekiyor. Biz bu korumada izoliz dediğimiz ilacı kullanıyoruz daha fazla. Temaslarda gerekenler zaten doktorlar tarafından tespit edilip tedavileri veriliyor. Risk grupları neler? Temasları söyledik, cezaevi, tutuk evi söyledik, vücut direncini düşürecek kronik hastalıkları var kişileri söyledik ama bir de sağlık personeli var. Sürekli hastanede bu hastalarla karşılaşan, polikliniğe gelmiş olabilir, başka türlü olabilir. Onun için hemşireler, doktorlar, sağlık personeli bunlar riskli grupta. Bunların belli aralıklarla taramaları yapılmakta, bu şekilde kontrol edilmeye çalışılmakta. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Sorularınız varsa alabilirim. Birkaç soru sorabilir miyim? Tabii tabii. Önce teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Güzel bir sunumda bulundu. Belki anlayacağı bir tane birkaç soru. Şu PPD'li yapımını söylüyorsunuz. Ama bu PPD'li biliyorsunuz ülkenin her bir aşılıdır. BCG aşısı olanlarda PPD'li kaç milimetreye kadar normal sayılı, ne kadar üstü hastalığa değer eder diye bir soru. Şimdi hastanın ilk önce PPD'li yapmadan önce BCG skanlık olmadığına bakıyor. Evet. BCG aşısı bazılarında bir, bazılarında iki olabilir. BCG'si yapılmış olan hastalarda PPD onun üzerinde olması gerekir. Onun üstüne onun çıkarsa hastalık evet, pozitif yani hastalık değil de bir riskli grupta olacak. Eğer onun altındaysa BCG'sine rağmen negatif olduğunu düşünmeniz gerekir. Sınır 10 milimetre. Evet 10 milimetre. Çok teşekkür ederim. BCG aşısının koruyuculuğu yüzde kaçtır? %100 mü? Yani %84 ile %94 arasında değişiyor. Ama daha çok bir şekilde bizim bu aşının dışında da koruma yöntemlerini bulmamız gerekiyor. Ama bu BCG çok çok önemli tabii. Yapılması gereken. Üçüncü sorum şu, çok teşekkür ediyorum. Batı ülkelerinde BCG yapılmıyor biliyorsunuz. Sadece aslında PPD'li takip ediyor. Ve işte biz postmikolonları da, onlara da BCG olmamak için biz postmikolonlukta her şeye inanç başı tedavi ediyorlar. Bu neden bu fark var? Mesela Amerika'da, Avrupa'da, BCG'ye verimle yapılmaz mı bize? Toplumdaki TBC insidansıyla alakalı. Yani belli oranın üzerindeyse biz toplumda aslında bu değişmeye başladı. Özellikle HIV virüsünden sonra, AIDS enfeksiyonlarından sonra Amerika'da da artık PPD dediğim balgama bakılmakta, bazı riskli hastalara BCG aşısı da yapılmakta. Bizim ülkemizde o kadar çok temas var ki dünyada bile dediğimizde yani dünya nüfusunun 1/3'ü enfekte. Yani biz 2 milyar insana PPD yapsak pozitif bulacağız. Bir şekilde. Onun için hani bu bakış açısı biraz değişti. Bizim ülkemizde tüberkülozla karşılaşmayan neredeyse yok gibi. Çok yaygın. Hastaların çoğu farkında olmadan riskinlerinde geçirilmiş tekerleri tespit ediyoruz. Ve bizim ülkemizde bu verenle savaş nasıl bir böyle bir geleneğimiz var. Onun için herkes BCG'li. Normalde olması gereken bir şey. Diğer çeteler de bu yolda devam ediyorlar. Bir soru sorun. Ülkemizde tüberkülozla bayağı başarılı sağlanmış diyorlar. Bir zaman bölümünde ellerden savaş başkan. Tabii tabii. Son günlerde hani yapacak bir durum var mı? Tüberküloz korkmadı denebilir mi? Yoksa... Şöyle bir şey. Bizim için iki önemli durum var. Ülkemiz çok fazla göç aldı. Savaşlardan dolayı. Suriye'den, Libya'dan, Afrika ülkelerinden gelenler, Suudi Arabistan tarafından gelenler. Bunun bağlı ortak bir şekilde oturuyorlar. Ve tüberküloz arttı. Mesela Azerbaycan'dan, Balkan ülkelerinden, onlardan gelen tüberkülozda bir artış var. Bunlar toplu ortamlarda çalışıyorlar, yurtlar, hastaneler, yerlerde
temasları arttı. Onun için tüberkülozda bu tür bir bulaşıcılığa bağlı, göçe bağlı bir artış durumu söz konusu. Bir de dediğim gibi dirençli hasta popülasyonu var. Bunları kontrol altında tutabilmek lazım. Yani yasal olarak bize bu çerçeve sağlanmış vaziyette. Ama bizim hekimlerin de çalışanların da biraz bu konuda daha dikkatli olmaları gerekiyor. Yani her şeyden önce bizim tanı koyup o vakaları tedavi etmemiz lazım. Eğer tedavi edemezsek ciddi bir sağlık sorunu olacaktır. Her şeyden önce aklımıza gelmesi gerekiyor. Tetkiklerini istememiz gerekiyor. Ve açlıkla, işte gelişmemişlikle, kültürel boyutun düşmesiyle genel toplumsal problemler bu hastalığın tekrar yüzeye çıkmasına sebep oldu. Bir de şimdi artık medyada da gündeme geldi. Son birkaç yıldır aşı karşıtlığı denen bir durum var. Maalesef de aşı karşıtlığı. Evet. Onun için yani 30 bine yakın kişi çocuklarını aşılama yapmıyormuş. Bu da uzun vadede bizim için ciddi bir tehlike demek. Kızamıktan da tutun, BCG'den de tutun. Bu sefer siz aşı yapsanız bile aşılanmayan çocuklarda diğerlerinden enfeksiyonu kapabiliyor. Yani önemli olan bu toplumsal olarak aşı bilincinin bu korumanın bir şekilde yapılması gerekiyor. Son bir şey efendim, özür dilerim. Tabii. Streptomisin hala standart tedavide var mıdır? Ototoksik olduğu için. Streptomisin biz standart tedavimizde kullanmıyoruz. Ha. Nüks olgularda kullanıyoruz. Zaten nüks olgularda tedavi 8-9 aya kadar uzuyor. Bunlar da ilk başlangıçtaki 2-3 hafta, 2-3 aylık hücum tedavisinde streptomisin kullanıyoruz. Ama streptomisini kullanırken de hastanın işte kulak testlerinden tutun, böbrek fonksiyonlarından tutun. Bunların hepsi monitörize edilerek hasta sıkı takipte veriliyor. Yoksa ilk primer olgular hayır, artık yok. Vermiyoruz değil mi? Artık vermiyoruz, kullanmıyoruz. Zaten direnci de çok yüksek. Evet. Yani daha önceden çok fazla kullanıldığı için kullanılan ilaçların mümkün olduğunca dirençli olmaması gerekiyor. Yani %6-7 oranında streptomisin direnci var. Biz tedavide bunu kullandığımızda bizim başarımız da düşürür. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Başka soru olan vardır. Teşekkür ederim. Değerli katılımcılarımız, size verdiğimiz dosyaların içerisinde seminer değerlendirme formlarımız var. Onları değerlendirip bize ulaştırabilirseniz sonraki seminerlerimiz için dikkate alır olacağız. Katılımınız için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.